Bu dersimizde mirror komutunu öğreneceğiz. Mirror komutu objelerin simetrik kopyasını oluşturur. Bu komuta Türkçe olarak aynalama da diyebiliriz. Modify araç çubuğundaki bu düğme mirror komutudur. Komutu bu düğme ile çalıştırabileceğimiz gibi Modify menüsünden mirror seçeneğini seçerek de komutu çalıştırabiliriz. Veya komut satırına komutun adını yazarak da komutumuzu çalıştırabiliriz. Mirror komutunu çalıştırdığımızda simetrik kopyasını oluşturacağımız obje veya obje grubunu seçmemizi isteyen Select Object iletisi çıkar karşımıza. Biz örnek olarak ekranda gördüğünüz bu şeklin simetrik kopyasını oluşturalım. Dikdörtgen içine alarak bu şekli seçelim. Seçeceğimiz başka obje olmadığı için Enter tuşuna basalım. Komut satırına bakıyoruz. Komut satırında Specify First Point of Mirror Line iletisi var. Bu ileti aynalama hattının birinci noktasını istiyor bizden. Örneğin ekranda gördüğünüz bu kırmızı çizgi bizim aynalama hattımız olsun. Biz bu çizgiye simetri ekseni de diyebiliriz. Mirror komutuyla objelerin simetrik kopyasını oluştururken her zaman bizden simetri ekseni üzerinde iki nokta istenecektir. Bizim simetri eksenimiz burada gördüğünüz kırmızı çizgi olduğu için bu çizgi üzerinde iki noktayı belirlersek komutumuzu uygulamış oluruz. Komut satırındaki Specify First Point of Mirror Line iletisi simetri ekseni üzerindeki birinci noktayı istiyor bizden. Örneğin bizim simetri eksenimizin üzerindeki birinci nokta bu çizginin uç noktası olsun. Bunun için bu uç noktayı yakalamak için Endpoint düğmesini kullanabiliriz. Endpoint düğmesini tıklayıp birinci uç noktasını seçebiliriz. Komut satırında şimdi de bizden simetri eksen üzerindeki diğer nokta isteniyor. Bunun için de çizginin diğer ucunu seçebiliriz. Veya çizginin ortasını da seçebiliriz. Biz uç noktasını seçelim. Yine Endpoint düğmesini tıklayıp bu simetri ekseni olarak seçtiğimiz çizginin diğer ucunu yakalayıp tıklıyoruz. Komut satırına baktığımızda Delete Source Object şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle simetrik kopyasını oluşturacağımız objenin silinip silinmeyeceği soruluyor bize. Köşeli parantez içinde iki tane seçeneğimiz var. Yes ve No seçenekleri. Eğer Yes seçeneğini seçersek kopyasını oluşturduğumuz obje silinir. No seçeneğini seçersek objemiz silinmez. Örneğin biz No seçeneğini seçelim. Zaten şu anda büyük küçük işareti içinde N harfi olduğu için eğer Enter ile geçersek bu iletiyi No seçeneği seçilmiş olur. Biz Enter ile geçelim. Gördüğünüz gibi şeklimiz aynalanmış oldu. Diğer bir deyişle simetrik kopyası oluşturuldu. Eğer Yes seçeneğini seçseydik şurada gördüğünüz bu obje silinecekti. Geri alıp bir de o şekilde uygulayalım komutumuzu. Yaptığımız işlemleri geri alıyoruz. Mirror komutunu çalıştıralım tekrar. Simetrik kopyasını oluşturacağımız objeleri seçiyoruz. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basıyoruz. Simetri ekseninin birinci noktasını seçmek için Endpoint düğmesini tıklayıp birinci noktayı yakalıyoruz. Tekrar Endpoint'i tıklayıp ikinci noktayı tıklıyoruz. Evet, şu anda uygulamak istediğimiz ileti geldi. Burada köşeli parantez içindeki seçeneklerden bu sefer Yes seçeneğini seçelim. Bunun için Y yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimizin simetrik kopyası oluşturuldu ama orijinal şeklimiz silindi. Eğer istersek bizim aynalama hattımız olan bu kırmızı çizgi olmadan da şekillerin simetrik kopyasını oluşturabiliriz. Bir de o şekilde deneyelim. Bunun için yaptığımız işlemleri tekrar geri alıyoruz.